Hepinize selam arkadaşlar. Defens Türk izliyorsunuz. Ben Can Yazıcı, piyade sistemleri uzmanıyım. Önümde KMG 556 makinalı tüfeğimiz var bugün. Makinalı tüfeğimizi incelemesini yapacağız. Tıpkı MPT 76 videolarımızdaki gibi. Daha sonra sizlere sahra sökümünü göstereceğim. NAM tarafından başlayacak olursak M16 AK standartı bir alev gizleyenimiz var. Oldukça kalın profile sahip bir namlumuz var. Tıpkı makinalı tüfeklerde olduğu gibi. Çabuk sökülebilir bir namlu sistemi. Namlu sistemimizin ön kısmında ısı kalkanı ve el kunda ayrıca sökülerek makinalı tüfek özel operasyon birliklerine göre ayarlanabilir yapıya sahip hale getirilebiliyor. Arka tarafa ilerleyecek olursak alışkın olduğunuz bir kapak takımı. Dipçik tarafına geldiğimiz ise 3 kademeli bir yanak pedi mevcut. Görmüş olduğunuz gibi ayarlanıyor. Dipçiğimiz ise 5 kademede boy ayarlı yapıya sahip. Bu şekilde sonuna kadar açılıp kapanabiliyor. Bu size şunu sağlar. Meskun mal operasyonlarında veya araç içerisinde makinalı tüfeği kullanacağınız zaman dipçiği tamamen kapatabilirsiniz. Araziye çıktığınız zaman da bir miktar açarak size daha rahat bir atış pozisyonu sağlayacaktır. Mühimmat depolama kısmına geçtiğimiz zamansa KMG 556 FN Minimi, M249 SOV ve diğer FN tarzı makinalı tüfekler de aynı yuvaya sahiptir. Ve dolayısıyla bunların mayon kutularını kullanabilir. Görmüş olduğunuz makinalı tüfek üzerindeki mayon kutusu 200'lüktür. Burada da mesela 50'lik bir mayon kutusu var. Bu mayon kutuları kuvvetlerimizin isterlerine göre farklı kapasitelerde üretilmektedir. Makinalı tüfeğimizde bir adet statik yuva montaj bölgesi bulunmaktadır. Bunun yanında makinalı tüfek aynı zamanda açılıp katlanabilir bipod sistemine sahiptir. Bipodu bu şekilde katlamanız mümkündür. Ve bu sayede makinalı tüfek taarruza kalkarken size engel olmaz. İşletim sistemine geçecek olursak KMG 556 açık sistem bir işletim sistemi kullanır. Bu ne demek oluyor? KMG 556'nın kurma kolunu çekip bıraktığınız zaman mekanizma geride kilitlenir ve bekler. Daha sonra tetiği çektiğinizde ise mekanizma öncelikle mayondan mermiyi alır, daha sonra fişek yatağını sürer ve onu ateşler. Ardından tekrardan mekanizma geride kilitlenerek sizin tekrardan tetiği çekmenizi bekler. Bu sayede ısınan fişek yatakları dolayısıyla cook-off dediğimiz, yani fişeğin kendi kendine alev alması, ateş alması olayını engeller. Öncelikle makinalı tüfeklerin biraz kullanımından bahsedecek olursak, makinalı tüfekler ta 1. Dünya Savaşı'ndan beridir savaş alanlarında olan ve 1. Dünya Savaşı zamanlarında genellikle savunma silahı olarak kullanılan bir silahtır. 2. Dünya Savaşı'nda MG42'nin ortaya çıkmasıyla birlikte makinalı tüfekler aynı zamanda taarruz görevleri de üstlenmeye başlamışlardı. MG42'yi ilk modern makinalı tüfek diyebiliriz. Daha sonra günümüzdeki makinalı tüfekler de zaten pek çoğunda MG42'de olan özellikler görmekteyiz. Makinalı tüfeğin kullanıldığı yoğun taarruz ve savunma görevlerinde aşırı ısınan namlu kullanıcıya bazı problemler çıkarmaktadır. Bu problemin çözümü ise makinalı tüfeklerde bulunan kolay namlu değişim sistemi olmuştu. KMG 556'da kolay namlu değişimi şu şekilde yapılmaktadır. Öncelikle mekanizmamızın geride kilitli olması gerekmektedir. Kontrol edelim. Mekanizmamız geride kilitli. Daha sonra görmüş olduğunuz manivele vasıtasıyla namlu kilidini açmaktayız. Sonrasında namluyu öncelikle yukarı kaldırıp ardından ileri itirerek kolayca sökebiliriz. Geri takım ise gene aynı şekildedir. Namluyu yerine doğru oturtuyoruz. Hafiften yukarı şekilde bastırarak daha sonra aşağıya oturtup tekrardan namlu emniyet kilidini kapatıyoruz ve yeni namlumuzla yeni bir salvoya atış haline geliyor. Sahra sökümünü şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle makinalı tüfeğimizin namlusunu emniyetli bir yere doğrultacak şekilde içerisinde mermi varsa bunları çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle
mayon kutusunu söküyorum. Sonrasında mekanizmayı geri çekip elimle tutuyorum. Ardından üst kapak takımını açıyorum. Burada mayon varsa bunları aşağı döküyorum. Daha sonra ikinci kapağı açıyorum. Fişek yatağının boş olduğundan emin oluyorum. Sonrasında üst kapağı kapatarak mekanizma gerideyse gene elimden tutarak ve teki pompalayarak mekanizmayı sessizce bırakmam mümkün. Ardından görmüş olduğunuz pini ittirerek açıyorum. Pin tamamen çıkmıyor. Sonunda kilitleniyor. Dolayısıyla pini sökmeye kalkmayın. Ardından dipçiyi açıyorum. Dipçiyi açtıktan sonra irca yayı ve irca milini alıyorum. Şu şekilde. Sonrasında üst kapağı açıyorum ve mekanizmayı yavaşça geri çekiyorum. Mekanizmayı biraz yavaş çekmeniz lazım. Aksi takdirde fırlama yapabilir. Daha sonra elimle mekanizma takımını da alıyorum. Şu şekilde. Sonrasında ise geriye namluyu sökmek kalıyor. Gene namlu emniyet kilidini açıyorum. Namluyu yukarı doğru çekip ardından ileri iterek namluyu söküyorum ve makinalı tüfeğimiz sarral sökümü gerçekleşmiş oluyor. Geri toparlarken de yine öncelikle son söktüğüm namludan başlıyorum. Namluyu yerine takıyorum. Ardından mekanizma takımını geri takacağım. Mekanizma takımını takarken iç taraftaki raylara dikkat ederek yapmanız işlemi kolaylaştıracaktır. Bunu yaparken tetiği çekmeniz mekanizma takımının ileri hareket etmesini sağlayacak. Mekanizma takımını yerine oturttum. Ardından tekrardan irca yayı ve irca milini yerine oturtuyorum. Evet, bunlar da oturdu. Daha sonra dipçiyi geri kapatıyorum ve dipçik pimini geri oturtuyorum. Ardından üst kapak takımını kapatıyorum. Ve kontrol edelim. Silahımızın çalışmasında herhangi bir problem yok. Ateş püskürme zamanı. KMG 556 makinalı tüfekleri hafif bir makinalı tüfek olduğundan söz etmiştik. Hafif makinalı tüfek olmasının avantajıyla yüksek miktarda 556 mm taşıyabilir ve bu sayede ister tekli isterse çoklu düşman unsurlarını kısa sürede bastırmada kullanabilirsiniz bu silah. Dolduruş şu şekilde yapılıyor. Üst kapak takımını açıyoruz. Daha sonra kurma kolumuzu çekip arkada kilitliyoruz. Daha sonra mayonumuzu mayon yatağına koyuyoruz. Bu arada küçük bir detay var. Mayon yatağı üzerinde iki tane şu şekilde tırnak var ve bu tırnaklar ister ayakta veya araç içerisinde veyahut deniz ortamı gibi yerlerde mayonun aşağıya düşmesini engelliyor. Daha sonra üst kapak takımını kapatıyoruz ve silahımız ateşe hazır. Makinalı tüfekler de bastırma yaparken 3 ila 5 atışlık darbeli atışlar kullanılır.
KMG 556 hafif bir makinalı tüfek olduğu için ister taarruz isterseniz de savunma amaçlı olarak kullanılabilir. Birazdan size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir saniye. Gerektiği zaman diz çökmüş pozisyonda da atış yapabiliriz. Ve aynı zamanda ayakta. Ayakta atıştan sonra düşman üzerine makinalı tüfekle taarruza gidebiliriz. Bu meskun mahallede bir timi yüksek miktarda ateş gücü sağlar.